Ya şu asilliğe bir bak, şu ürkünçlüğe bir bak, şu sessiz gizemli kişiliğe bir bak. Bir de şuna bak. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün geleneksel, sınırsız seviye 3 Michael Myers'ımızla karşınızdayız. Yeni restoran açılmıştı, onun indirimini tanıtıyor gibi oldum, kusura bakmayın. Mevcut perklerimden şöyle saçma sapan bir build yaptım, hızlı bir şekilde onu anlatayım. İlk perkümüz lehimci, bir jeneratör %70 tamir oranına ulaştığı zaman o jeneratörden bir bildirim alıyoruz ve 16 saniyeliğine tespit edilemez durum efektine giriyoruz. Yani kurbanlar kalp atış sesimizi falan duymuyor. İkinci perkümüz gölgelerin casusları, bir kurban kargaları ürkütüp kaçırdığı zaman oradan bir görsel bildirim alıyoruz. Orada bir kurban olduğunu anlıyoruz yani. Üçüncü perkümüz güç patlaması. Bir jeneratöre tekme attığım zaman jeneratörün normal gerileme hızı 30 saniye boyunca %85'ten %130'a çıkıyor. Ve bir kurban tekrar o jeneratöre oturduğu zaman normalden daha zor bir skill check soruyor o kurbana. Ve o skill check'i tutturamazsa ekstradan %2 ilerleme kaybediyor jeneratör. Son perkümüzde uyumsuzluk. 64 metrelik bir alan içerisinde 2 ya da daha fazla kurban tek bir jeneratöre oturursa o jeneratörden bir bildirim alıyoruz. Önemli olan eklentimiz de bu. Seviye 3'e sınırsızlık sağlıyor. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Seviye 2'den seviye 3'e ulaşmak için gereken kötülük miktarını %200 arttırıyor. Bu dezavantajı şu gördüğünüz eklentiyle biraz olsun hafifletiyoruz. Bir kurban takip edilirken kazanılan kötülük seviyesini %25 arttırıyor. Yani bir kurbanı stalklarken daha fazla stalk puanı kazanıyoruz. Oho, ev sahibiyiz. Ama buna sevindim mi bir sorun arkadaşlar. Tabii ki sevinmedim. Biliyorsunuz ki killer oynarken sevmediğim bir harita. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunların hepsi diğer tarafta doğdu. Belki şurada da doğan vardır ama ben burada doğduklarını düşünüyorum. Oo, çok erken yakalandık ama güzel, David'den bayağı bir aldık. Çok erken ifşalandık ya işte. Bu David biraz eşek gibi arkadaşlar, ne diyorsunuz? Şundan da alalım. Aa, ver 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 ver. Canım biraz verir misin? Oo, ver 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 ver, Allah! Daha ne isterim arkadaşlar, daha ne isterim? Bak onu yapma, vallahi billahi seni asarsam öyle bir camplerim ki, seviye 3'te camplerim bak, öyle böyle değil. Atar yapıyordun? Arkadaşlar atar yapacağınız son insan Michael Myers'tır ya. Hani kime yapıyorsanız yapın, bu adama yapmayın aga. Belki lehimci sayesinde oradaki kişiyi indiririm. Beni duymuyor olabilir. Dolaba girmiş midir sizce? Oğlum yani bak, fark ettiyseniz Bubba gibi, Michael Myers gibi böyle hani lisanslı katilleri oynarken bana ekstra bir şey yükleniyor, böyle his. Burada bir yaralı sesi duydum derken Fengmin Hanım alındıktan sonra gitmemiş. Niye gitmemiş? Onun bedeli nasıl ödenecek var ya David. Allah Allah arkadaşlar, şimdi bak. Ya bu şey gibi, korku filmlerinde hani katili o an tanımıyorlardır. Daha henüz birini öldürmemiştir. Böyle katil karşısına çıkar da saçma saçma hareketler yaparlar ya katilden korkmadıklarına dair. Hani böyle maskesine falan vururlar. He he, ne yapıyorsun lan ucube falan diye. Sonra katil bunların hepsini biçer. Tam öyle bir sahne şu an yani. Beni tanımıyorlar da böyle, beni hani oyuncak, böyle bir amigo falan sanıyorlarmış gibi bir şey beni şu an. Bir daha atar yapma, kırarım o kemiğini senin. Ses kasmayı gördün mü? Oğlum Michael'ın yeni filminde ben falan mı oynayacağım? Bu ne hırs, bu ne istek ya? Kafa rahat yani, biraz stalk yapıyorsunuz. Ondan sonra sınırsız noediniz var gibi takılıyorsunuz. Bir tane palet kırak ya arkadaşlar. Farklı bir animasyon gösterelim. Ben burada bunu mind game'le... Güzel, farkı kapattık gibi sanki. Oho, güzel fake. Bu da benden gelsin o zaman. Bak maç başında özgüvenlerini öyle bir kırdım ki şu an normalden de kötü oynuyorlar. Hani ben videolarda bazen böyle aşırı kötü oynuyorum ya. Mesela bazen benim aşırı zorlandığım katile karşı İbo müthiş şey satıyor. Ne oluyor lan, burada bir ses duydum. Ya da bir sonraki maçta da İbo'nun aşırı zorlandığı katile karşı ben müthiş şey satıyorum. Hani bunlar biraz o anki özgüvenle alakalı şeyler. O yüzden bu adamların özgüveni düştüğü için normalden daha kötü oynuyor olabilirler şu an. Hayırdır amm. Devo? Ooo, en sevdiğim palet. Hop. Zınk. Bunlar bir anda 3-4 jam falan bitirir arkadaşlar. Bak gevşemeye gelmez. Bir seri katil Ay lan oğlum, sözü söyleyebileydim bari ya. Aşla ne ya? Aşla diyen seri katil mi olur ya? Bir seri katil asla gevşemez arkadaşlar. Bak bunu unutmayın. Ona var ya hayatının korkusunu yaşatacağım. Bak şimdi. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Hanımefendi, sizi direkt şuradan hastaneye götürelim. Şey demişsiniz bu arada. Morin nereye bakarsak oraya atıyor. Şöyle boş alana bakarak atalım. Evet, can kapattı arkadaşlar. Yok yok, bu kez gördük. İyiyim oraya, iyiyim oraya. Merhabalar. Kate'cim seni seçtim. Niye David'e gitmedin diyorsun şu an içinden, fark ediyorum seni. Sana ne? Buna da bir moraya.
Oy, bu daha güzel göründü sanki. Daha açıkta attık ya. Ya ben bu maskeli katilleri niye daha çok seviyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Hani bu Jason'dır, Michael'dır falan. Hissiz ya suratı, bir his yok. Daha ürkünç geliyor bana yani. Keşke hani böyle maskeli olan daha fazla slasher filmi çıksa. Yani katilin kim olduğu belli olan, suratı görünen filmleri falan ben çok fazla sevemiyorum yani hani. Böyle bir fake. Yetişirim lan. Ooo, NT. Oğlum tam diyorum ki birisinin zırlama sesini duydum. Lan David, ne şanssız adamsın. Yani 150 tonluk David'i tek elinle kaldırdı nereyiz? Değişik gücü oluyor bunların. Deli gücü dedikleri bu oluyor herhalde. Yani katille o kadar uyumsuzum ki şu an. Gumball tişörtü giyen katil mi olur anasını satayım? O kadar uyumsuzum yani. Şeyli versiyonu mu geldi? Ha, evet. Orta binalı versiyonu geldi. Merhabalar arkadaşlar. Ben de sizlerim. Gitmeyin oğlum. Nereye gidiyorsunuz ya? Vallahi bak. Bu katilleri böyle dışlıyorlar arkadaşlar, tamam mı? Görünce kaçıyorlar falan, dışlıyorlar. Aha. Karga çok teşekkür ederim. Az önceki maç neredeydin? Belki senden alabildiğim kadarını ben bir alayım şöyle sana zahmet. Süpersin gerizekalı seni. Fullendin mi sen? Yo, artıyor hala. Oo, aşağıda uyumsuzluk yandı. Sen bir defol git bakayım. Biz bir aşağıya ışınlanalım. Koskoca Michael Reis teleport atıyor. Tövbe. Şşş, kaçmak yok. Yap yap, devam et devam et. Şimdi arkadaşlar şu jeneri... Ha, sen diyorsun ki tamam. Güç patlaması mıydı neydi o perkün adı? Onunla bir şey yapalım. Oğlum nereye getirdiniz lan beni? Bu arada bir önceki maçtan sonra bayağı puan bastım. Perklerimi iyi arttırdım yani, seviye 3 falan yaptım. Hmm, başka bir jene daha 2 kişi oturdunuz. Ben şundan bir alayım alacağımı. Tamam, Tinkerer yandı. Benden haberleri yok. Merhaba. Bir de patlattığı için bitiremedi. Şahane oldu. Şöyle bir güç patlaması. Palete süründü. Palet save atabilirler mi acaba? Atamadılar. Zınk. Yani var ya, o kadar güzel tuttum ki şurayı. Süper oldu ya, süper. Hem güç patlaması vurdum. O kadar salak olamazsınız ama yani hani. Ne güzel stoktan kaçtınız. Akıllı akıllı oynadınız. Şuranın güzelliğine bak. Allah'ım şuranın güzelliğine bak ya. Şuranın güzelliğine bak. Kral gel senle bir dörtlü parti yapalım Mezmut'ta. Hepsi attempt denedi. Mahvettiler maçı ya. Aha. Aa, Shine'dı lan. Hepsini aldı. Yanımdan geçip gitmiş şerefsiz. Hepsini alırsın ama. Çikitle. Ne yapıyorsunuz burada? Verin o adamı bana. Verin o adamı. Lan öbür ananı. Öbür ananı derken yani diğer annenizi anlamında değil arkadaşlar. Orada arada virgül var. İlginç şeyler yaşanıyor şu an Neukamp'ta. Çok ilginç şeyler yaşanıyor. Bunu almayacaktım. Hani arkadaşlar, açığa bakarak attım orayı. Hani alo yalancılar. Ya attempt denemeseydiniz o adam sizi almaya gelmişti. Karga bir dur amanım, şurada mı oraya atıyoruz? Bütün karizmamı çizdi şu an yani, minicik bir kargasın sen ya. Bütün korku filmlerinde seni kullanıyorlar zaten, ne lanet bir hayvansın ya. Fena iş sürüyorum şu an var ya. Siz ne oynuyorsunuz ya? Adamı niye alıyorsun işte, o salsın gidin hiç bulun ya. Ha, hiç görünmedin anasını satayım. Şunu bir moralleyeyim diyecektim ki bu attempt denememişti. Akıllı insanın hali başka oluyor. İnanmış bir şeylere inanmış. Biri gelir beni kurtarır demiş. Gerizekalı. Dışarıda adamın sesini duymuştum. Büyük ihtimal teleportta falan içeri girdi aynen. Şimdi teleportla geri çıktılar. Allah'ım yarabbim haritaya bak ya. Gelin lan buraya. Size dört, size hiç yok. Haha. Çarptırmadan fake atıyorsun ha. Michael çok katlar bir katil ya. Bak şu hissizliğe bak, suratında görüyor musun bak. Hani insan bir düşünür, acaba yapmasam mı? Bunda öyle bir şey yok. O bıçağı havaya kaldırdıysa geçmiş olsun. Arkadaşlar umarım tavan üstüne düşer dedi adam. Bu nasıl bekle oğlum, oturduğum yerden öleceğim lan. Ben dördüncü kattayım. Beşinci kattaki tavan çökse. Beşinci kattaki bütün komşular üstüme düşüyor. Michael isterim şu jeneratörün tarafta olduğunu söylüyorlar. Yani yakın tarafı söylemiş Michael isterim. Teşekkür ediyoruz Michael. Uyu uyu. Allah'ın belası salak. Uyu uyu. Yap yap şimdi. Ne güzel yapıyorsun. Yardım edeyim mi? Vallahi yardım lazımsa. Toskano'cum, Vitoria'cum. Güç patlamasını yapıştıralım. Hepsi burada şu an. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu %25 fazla veren eklenti acayip bir şey yarıyor bu arada. Geri bu cöne dönen kendini çok bilmişler var mı? Var oğlum. Tecrübeyiz artık. Tecrübeyiz kardeşim artık. Tecrübeyiz ya. Kaşınmayacağım. Bir Michael Myers'a karşı kaşınmayacaksın. Daha Tinkerer yanmadı. Yetişirim, yetişirim. Bir hat sizi daha alırsam spiral, bir dakika. Karganın infosunu gördünüz mü? Öyle bir timingle verdi ki infoyu. Oo, bir Tinkerer daha. Pekala. Mırıbı. Seni de aldık galiba. Yetişebilir misin? Yetişemezsin herhangi bir yere.
Darma duman killer ya. Darma duman killer ya şu an. Tamam, onu aldınız. Biri sanki bu cene geri oturdu diye duydum az önce. Yanlış mı duydum? Yanlış duymuşum. Aman diyeyim. Doğru duyarsam sizin için sıkıntı olur çünkü. Bir dakika. Siz burada heal'landınız. Aynı yerdesiniz o zaman. Hop. Çok açıkta kaldın. Çok açıkta kaldın. Paleti alıp hem vurmasını sağlayabilir miyiz? Ya Purpo kardeşim sen yapıyorsun bu işi ya. Yapıyorsun bu işi ya. Erkenden sallasam çok daha önceden düşürebilirdim onu bu arada. Dedim ki acaba şöyle bir timing yakalayabilir miyiz? Bunu bitirdiniz. Peki. Şimdi bir şey diyeceğim. Onu bitirdiyseniz şu tarafa doğru yol alacaksınız. Doğru tahmin. Doğru tahmin. Hop. Vittorio Toscano. Kargacım bir dakika. Ha onu da gördük. Güzel oynadı adam. Şu an altına sıçıyor bir dakika heyecandan. Eli ayağına girdi şu an heyecandan. Adam Parkinson hastası, epilepsi krizi ne varsa tuttu adamın anasını satayım. Arada bir panik atak falan da geçirdi. Bak maçın başında benimle dalga geçiyorlar tamam mı arkadaşlar böyle. Ben stalk yaparken kaçmıyorlar. T-back falan atıyorlar. Sonradan öyle bir bela oluyorum ki başlarına. Ya adama geliyoruz adam totem kırıyor ya. Neden daha fazla kill almayalım. Bir mind game'e göt verdik diyorsun. Ben bunları 7-8 kere astım. Bunlar niye mor yemiyor? He, arkadaşlar morim yok çünkü. Yani bazen harbiden benim beynim duruyor ya. Şeye geçtim. Eklentilerim biteceği için koruyucu ele geçtim. Ben de diyorum ulan altta mori atma çıkmıyor ama adamı kancaya asınca ölüyor. Bu garipte bir terslik işi var. Ya siz nasıl 60 ve 57 prestijsiniz Allah aşkına ya. Bakın arkadaşlar 60 ve 57 prestij hani sadece bir sayı gibi görünebilir ama altında şu yatıyor. Bu karakteri 60 prestije kadar kastıysa bu oyunu yüksek saatlerce oynamıştır. Hani bu kadar fazla oynayıp tamam bazı yerlerde hata yapabilirsin ona bir şey demiyorum ama bunlarınki hatadan da öte yani. Adam kahretsin bu çok sertti diyor. Benimkini gördü herhalde. Yani 24 yaşındasın şu esprileri yakışıyor mu sana güzel kardeşim ya. Oğlum Toxic Bubba serisinde kimse bir şey yazmıyor. Michael'a gelince yapıştırıyorsunuz şeyleri. Elyon'un map'i diyorsun. Bu arada kurbanlar attı burayı. Böyle şaşırmış gibi yaptığıma bakmayın zaten buranın geleceğini biliyordum. Yap. At T-Bag'in at. Birazdan sınırsız seviye 3'le götten yiyince bakalım aynısını yapabiliyor mu? Oğlum niye böyle hareketler yapıyorsunuz? Bak içime girip stalk kastırmamaya çalışıyor aklı sıra. Başarılı olamadı açıkçası. Alabileceğimin hepsini aldım zaten. Kaçmayın oğlum. Niye stop veriyordunuz beleş? Niye kaçıyorsunuz şimdi? Fang'i fullledik. Kate'den de bayağı aldık. Kuyruğuna sıçtığım nerede? Abi bak gene geri dönüyor. Bak dön kardeşim dön. Hah gel bakalım şimdi. Hala T-Bag atıyor görüyorsunuz mu? Anam burada palet varmış ya. Adam ne yesi dedi. Ebe gümeci oynarım dedi seninle. Oha kardeşim niye öyle diyorsun anasını satayım. Bu adamın 1700 saati var arkadaşlar öyle hani tamam yani hızlı düşürüyorum adamları falan ama oyunu bilmeyen adamlar da değil şu an karşıma gelenler. Lobideyken bakıyorum saatlerine. Çoğu adamın 1500'den saati var oynadığım şu an bugün izlediğiniz videodaki. Ben kelimeleri verdim siz cümleyi oluşturun aman. Kargacım süper info. 1500 saat bu oyunu öğrenmek için yeterli bence. O ne oğlum? Adam heal'landı ve şeyi devam mı ediyordu? Neydi onun adı? Güzel, akıllı oyun, akıllı oyun. Ama burada ne yapacaksın? Morim var bu arada bu maç. Morimizi tekrar koyabildik. Orada heal'lanmayı deniyorsanız var ya ikinizin de vay haline. Şu an daha da vay halinize yani iki kişi cene oturduysanız. Geçmişler olsun, benim peynirim. Ya seviye 3'teyim. Baba da güme de baba da güme de diye müzik sesim geliyor. Bir uzaklaş ya. Aptal herif hala cene oturuyorsun ya. Bak bunu blokladı değil mi bu? Bak bloklamış bir de T-Bag atıyor. Bak arkadaşını blokladı öldür. Seni asmayacağım lan. Seni gelsin kaldırsınlar. Bu şerefsizi öldüreceğim ben. Oraya kıstırmış arkadaşını. Gel diyor bunu öldür diye bana gösteriyor. Şerefsiz. Öyle oyun mu oynanır? Güzeldi. Akıllı oynadı. Oğlum bunun neyi var ya arkadaşlar? Bu adam niye sürekli şey efektine giriyor? Kayıtlara geçmesini bitmiyor galiba. Şöyle seni morileyelim. Oğlum bu niye Devlet Bahçeli maskesi takmış ya? Kral bak sana saygı duydum az önce. Sen de bana saygı duy. Tamam mı? Güzel güzel oynayalım. Yani bokunu da çıkarma şimdi reis saygı duyduk da. Bana o fırsatı verirsen alnının çatına yapıştırırım yani.
Öbür it nerede öbür it? Şu sona kalan mıydı arkadaşını bloklayan? Bak kimseyi almaya falan da gelmedi. Zaten salak salak t-back atıp benim seviye 3'e geçmemi sağlayan da oydu. Bu kaçarsa bu adam üzülürüm bak. Allah'ım yarabbim şu kadar hızlı hiç bulanları anlamıyorum ya. Ulan en sinir olduğum adam gitti maçtan. Bak maçı zaten kazanacağım garantiydi de en sinir olduğum adamı öldüremedim ya. Bak şu Lara Croft oynayanın saatine bak. Ama birazdan göreceğiz, kesin bok gibi oynayacak. Yani karşıma şu şekilde 8000 saat, ne bileyim 15000 saat falan çok kişi geldi. Hiçbirisinin böyle gerçekten hani müthiş oynadığını görmedim. Gerçi bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar, hani 1500-2000 saate kadar falan öğreniyorsunuz. Ondan sonra çok da değişmez yani oyun tarzınız. Hani sadece oynarsınız. Çünkü mekanikler falan her şey aynı olduğu için. Yani 2000 saatteyken attığın loopla 12.000 saatteyken attığın loop arasında müthiş bir fark olmaz yani. Hani çünkü o arada aldığın level gelişimi veya verdiğin blood points'ler falan senin loop'unu geliştirmiyor yani. Loop'un yine aynı kalıyor. Şimdi düşününce 12.000 saatten ya da 8.000 saatten korkmalık bir durumda yok bence. Mesela bir FPS oyununu 12.000 saat oynayan adamdan korkarsın. O adam artık robot olmuştur. Kargacım süpersin. Merhaba. Yine Lara Croft ve Michael Myers karşı karşıya. Bir başlık daha mı istiyorsunuz yoksa? Güzel, bundan iyi aldık arkadaşlar. Kim bu jeni yapan saygısız? Kate Hanım, saygısız dedim. Çok özür dilerim main karakterim olarak. Sizlere hadsizlik yapmak istemezdim. Paleti alalım. Stalk'umuza devam ediyoruz. Süperiz. Henüz Tinkerer, uyumsuzluk falan herhangi bir şey yanmadı. Alabildiğimiz kadar alalım Kate Hanım'dan. Oo, bu jeni ilerletmişiz. Merhabalar. Düşür şimdi onu, düşürmek zorundasın. Süper. Seviye 3'e geçtim ki altına sıçsın, Killer Shack'i düşürsün. Bunu sağlamış olduk ama ne yapıyorsun yani? Kaç git demiyor. Killer Shack paletini kırıyorum ya. Lehimci. Ne oldu? Bir şeyler oldu orada. Yine bir heyecan, panik atak, kalp krizi vakası. Hemen geliyorum çocuklar. İki kişi değiller. O yüzden avantajımız var, yetişebiliriz. Yetiştim. Oo, çoktan kaçmış. Bir dakika. O zaman bu jene güç mücadelesi vuracağız. Güç patlaması. O Allah ne verdiyse koşuyor derken bir lehimci daha yandı arkadaşlar. Zor maç diyorsun ha? Jen mi yapıyorsunuz? Kolay gelsin efendim. Şu jende de iki kişiler. Uç oğlum Ahmet. Bir Tinkerer daha yandı. Dayanıyoruz arkadaşlar. Direniyoruz bu maç. Jen bitti artı buradaki çok yüksek. O jene hemen iki kişi oturdular. O jen bitecek artı bu da bitecek. Oğlum adamlarla loop atma şansım yok şu an. Fena jen yapıyorlar. Oradan oraya gidiyorum böyle. Taksi gibiyim ya şu an. Bak bitirdiler. Ya Sable önünü göremiyorsun. Jenden jene koşuyorsun. Köpek gibi ya. Köpek gibi jenden jene koşuyorsun ya. Gel yat yere, buradaki palet durmuyor. İlehimci daha yandı. Sable'ı bırakmak zorunda kaldım derken geri geldik. Kate'e geldik, Sable'a geldik. Bunlar ne yaşıyor ya? Biri jen yapıyor, biri uzağa kaçıyor. Lara'yı almaya bile gelmediler şu an. Bak hala jen bitiriyor. Bitir. Nasıl pişman ediyorum, bekleyin. Gel arkadaşını almaya mı geliyorsun? Gel alabileceğim mi bakalım. Alabildin mi arkadaşını? Sable kalp krizi geçirdi zaten, anasını satayım. Nasılmış Jen Rush? Oldu mu? Beğendiniz mi? Güzelmiş değil mi? Jen'den Jen'e koşayım. Arkadaşlarımı kanca da almayayım. Onları bırakayım, onun yerine Jen yapayım. Ben de şey diyeceğim. He, o şuradaki Jen'i bitirmiş. Şimdi gidiyor arkadaşına. Tamam kardeşim, buyur alabilirsin. Tabii ki ben bekliyorum almanı. Tut lan! Sinir etmeyin oğlum beni bak. Bana Split Ahmet derler. Çift kişilikliyim arkadaşlar ben. Kimi zaman otururum, kurbanın yanında jeneratör yaparım. Öyle yardımsever bir insanımdır. Kimi zamanda şu kancaya tersten asarım kurbanı. Öyle bir insanımdır. Senin Allah belanı versin. Attempt attı ya. Sakın. Kazasız belasız attık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sağlam ve keyifli 5 maç attık. Çok eğlendim gerçekten. Bu Michael'ın build'i bana çok güven veriyor. Çünkü hani sınırsız tek atıyorsunuz maç boyunca. Özellikle erken geçebilirseniz seviye 3'e çok daha keyifli oluyor. Kurbanları da tedirgin eden bir build. Seviyorum yani bu build'de oynamayı. Yorumlarda da oynamamı istediğiniz katilleri belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.